Çok basit ha. Bak çok güzel bir yemek bu. Ya Ceyda saçmalama yavrum. Aşkım soğan doğrayacağım. Kız bu yenir bir şey olduğunu emin misin? Vietnamlıyız. You nereli? Ya Vietnam usulü yavrum ya. Acı sos getir kız. Çap çap boy. Yandı. Geçmiş olsun. Açtım ben onu. Dürülmüş şekilde. Bak bak. Hop. Ha, hiç yağ koymadım. Hiç yağ yok içinde. Çok mu koydum ya? Biraz daha koyayım. Hello! Herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Bugün inanılmaz bir yemek yapacağız. Çap Çap Reis'in ustalık eseri diyebilirim. Vietnam lahmacunu. Evet lahmacunu. Yapma. Konuşma artık. Vietnam lahmacunu. Vietnam'ınızı duyduk. Biz de sizin pizzanızdan yapalım dedik. Evet, bu videoda ayrıca çok tatlış bir sponsorumuz var. Hemen hangisi olduğunu söylüyorum. Migros Hemen. Migros Hemen bize sponsor oldu. Ürünlerimizi Migros Hemen'den söyleyeceğiz. Evet. Peki Migros Hemen nedir? Migros Hemen direkt Migros'un mağazasından evinize hemen gönderdiği ürünler oluyor. Giriyorsunuz abi uygulamasına, seçiyorsunuz. Migros'ta 1000'e aşkın ürün var. Burada da 1000'e aşkın ürün var. Aynı tazelikte, aynı oradan geldiği gibi. Yani direkt Migros'tan geliyor. Torba torba söyledim, 50 torba söyledim. O kadar da söylemiyoruz da yani 3 torba söyledim. Hemen geliyor. Anladınız mı? Dakikalar içerisinde geliyor. Hemen olayı geliyor bu. Yani. İsmi yok. Migros Hemen. Boşuna hemen dememişler. Migros Hemen'i indirip siz de şey yapabilirsiniz. Bu arada Migros'taki fiyatlarla aynı. Yani o uygulamalarda evet, bazen farklı olabiliyor değil. Ama burada daha güzel bir durum var. Ne var? İlk siparişinizde 60 TL üzeri alışverişinizde 20 TL bizden sana hediye ediyor. Hemen İlk 3 siparişte teslimat için ücret alınmıyor. Oo, bir şey söyleyeceğim. Bir sürü hediyeler falan var. Önce bir ihtiyaçlarımı söyleyeyim. İndirim yemek severiz. Bir lavaş kiri. Bu arada gerçekten adamlar bunu kullanıyorlar biliyor musunuz? Sokak lezzeti orada. Göreceksiniz evet, abi. Aslında pizza da diyebiliriz ama görüntü ve şekil itibariyle bir lahmacun. Ben şimdi içine bazı şeyler koyacağım. Orijinal tarifinde olanlardan. Ama siz dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Biz birkaç tane de doğaçlama yapıp kendimizden bir şeyler koyalım dedik. Biraz da kendimizden bir şeyler. Şu uzun soslardan alacağız. Yumurta. Ben aratarak gidiyorum. Daha kolay oluyor. Ben çok seviyorum online alışverişi böyle pıt 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 pıt. Neden? Çünkü gitmeye ne gerek var evimize hemen geliyorsa? Aa, bir dakika bir şey keşfettim. Bunu bana söylemedilerdi. Ben de keşfettim. Bir dakika. Soğan. Look at that man. Teknolojiye bak. Tamam. Ben söyleyeceğim bir tane. Türk kahvesi. Hangisinden? Hepsinden. Peki 50 tane arka arkaya söylesem Türk kahvesi. Bütün liste mi? Türk kahvesi, muz bilmem ne, arka arkaya böyle. Ceyda ya neden zorluyorsun makineyi? Ayrıca yani hani o kadar şey değil de bunu düşünmüş olmaları güzel. Nescafe Express. Peki neden bir CEO gibi söyledin? Nescafe Express. Oh vallahi var ha! Bu Nescafe Express de hiçbir yerde yok. Yavrum Fırat benzinliklere gidiyor almaya yazık. Burada daha ucuzmuş. Mayonez, mayonez. Mayonez var ama al sen gene. Yavrucuğum. Bitirirsin sen şimdi 5 dakikada. Çamaşır suyu. Niye bu kadar sevindim? Hangisinde? Hepsinden. Migros Ultra, çamaşır suyu. Ha, Migros Ultra söyle tamam, güzel. O. Migros ayçiçek yağı 1 litre söyledim. Bu kadar. Elimizde olan şeyler bunlar. Şuraya tıkladım. Siparişimi kapıya bırak, zili çal. Ödeme yöntemim kredi kartı, promosyon seç. Düştü. 3 TL bile olsa, 10 TL bile olsa indirim candır. Siz canlar. Mesela 200 liraya bir şey aldım. Kasaya bir gittim. 150 TL'ye de indirdiler. İşte onlar canlar. Abone olan canlar. Ama abone olmayanlar... Sen 3 haftadır takip eden, videoları izleyen, yorum atan, like atan, abone olmuş can kardeşim. Sen bir cansın. Sen bir indirimsin. Sen Migros'a sipariş verdiğimizde hemen gelen o cansın. Hemencecik geliyorsun. 5 dakikada ihtiyaçlarımı karşılıyorsun. Ama bir de öteki var. Her videoyu izlemiyor, like atmıyor, yorum yazmıyor, abone de olmamış. O siparişi verdik, köşe bakkalı aradım, gel dedim. Hala gelmedi. Göndereceğim abi oğlanı dedi, göndermedi. O oğlansın sen kardeşim. Gelmiyorsun bir türlü. Tamam mı? Bunu da böyle bilin. Ayrıca tabii ötekinin bir de indirimi var. Evet, abone olduğunuz için, takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağ ol. Videolarımızı izlediğiniz için. Şimdi muhteşem bir tarife geçiyoruz. Vietnam lahmacunu. Hemen geliyor. Şimdi Ceyda'cığım çap çap hadi bakayım. Hı. Çap çap. Derken çok hızlı geldi. Şimdi dışarı çıkar mısın? Yani biz bir çay içtik, iki sohbet ettik geldi. Biz dedik yani başlayalım o arada gelir ama biraz hızlı geldi. Olacak artık o kadar. Şimdi o zaman... Aloe vera. Murat sen ne? Nesin ya sen? Ben de bu arada sabah sporumu yapıyorum. Evet. Geldi mi? Gelmiş geldi. Oo. Bak şu suyun. Can bak şu. Böyle getiriyorlar. Migros hemen poşetlerinde geliyor. Şimdi buradan ben malzemelerimi alıyorum. Bu bizim yemeklik malzememiz. Lavaş kirit. Ondan sonra... Hediye mi? Ne hediyesi? Ha. Ondan sonra sosisimizi al. Bu bizim. Mayonezimizi al. Soğanımızı al. Koy bunları dolaba. Evet. Çap çap. Çap çap. Sen çap, niye koymuyorsun? Çap çap. Dolabım çok küçük. Bu dolabı değiştireceğim. Bayılıyorum ya şu fişlere.
Neyine bayılıyorsun? Böyle boynunu asacaksın bunu. Artık altın çok pahalı olmuş için. Evlenenlere şöyle alın abi böyle bir aylık buzdolabı şeyini böyle damada asın. Dolu dolu görünsün. Ana malzememiz bu arkadaşlar. Şimdi bu ne diye soracaksınız? Pirinç yufkası. Pirinç yufkası, pirinç kağıdı diye de geçiyor. Bunu bulmak o kadar zor değil ama. Araştırırsanız bulursunuz. Evet. Bunu çok farklı şekillerde de yapıyorlar. Mesela sıcak suya koyup dürüm gibi rulo direkt yiyebiliyorsunuz. Ya da bizim yapacağımız gibi şimdi çok daha farklı bir usulde yapabilirsiniz. Şimdi çap çapım görelim. Bana bunun boyutunda bir tava. Çok basit ha. Bak çok güzel bir yemek bu. Eminim. Biliyorsunuz ben her yemeği önce daha burada yapıyorum. Daha yemedik ama biz de bilmiyoruz. Ben izliyorum bakıyorum. Belli oluyor. Yemeğin güzelliği videosundan belli olurmuş. Tam boyutunda. Bravo Karıç. Bana bir de böyle bir tencere lazım. İçine yağ dökeceğiz. Soğanları yakıyorlar içinde abi. Şimdi yapacağın şeyi söylüyorum Ceyda. Bir tane daha sipariş verdik o sırada. Yok canım öyle şey yapma. Geçiş. Ya ben bu işi biliyorum da işte arkadaşlar çaktırmıyorum. Neden? Bir şeyi çok bildiğinizi gösterirseniz o şeyi hep size yaptırırlar. Pırıldı. Nasıl yapılıyordu bu? Ceyda, soğanları çok ince, kabuk kabuk soyacaksın. Minnacık minnacık. O zaman bu bölüm yemeği ben mi yapıyorum? Bunu yapacaksın. Geldim. Hadi yap. En sevmediğim şey soğan doğramak çünkü benim gözlerim inanılmaz hassas soğana. Aşkım benim gözlerim aşırı yaşarıyor yalnız. Ne söyledin abi? Bu ne? Sizin ne yapayım şimdi sipariş gelmiş. Ne söyledin? Aşkım neden soğanları ver? Gözlerim çok yaşıyor biliyorsun bak gerçek ciddi bir problem bu. Çünkü senin ağlamını ben kıyamıyorum. Yani o yüzden gözyaşlarını soğanla akıtıp mutsuzluğunla akmaması için yavrum. Gözyaşlarını böyle akıtıp bir daha bak. İnşallah diyorum, sadece diyorum, soğanla ağlarsın diyorum. O yüzden sadece böyle ağladığını görmek istiyorum. Yavrum. Öbür türlü ihtiyaçtan duygusallık yapar ağlarsın. Çap Çap Reis'in masterpiece'i geliyor. Şöyle alalım. Bir tane soğan yeter. Ya bunları açamıyoruz ya. Bunlar özellikle mi böyle oluyor ya? Şu yeterli olacaktır arkadaşlar şu kadar bir soğan. Siz dilerseniz arpacık soğanı da kullanabilirsiniz ama arpacık soğanı çok bulunan bir şey değil. Ben bunu bir boşaltayım şuraya. Böyle olmuyormuş o. Kapağını açacaksınız. Ana! Böyle açılmıyormuş ki bu. Pes! Ana! Ana! Kopardım ya ben. Çok mu koydum acaba ya? Bu kadar yeter herhalde. Biraz daha koyayım. Çok mu koydum ya? Biraz daha koyayım. Biraz gereksiz oldu galiba. Biraz daha koyayım. Neyse çok önemli değil ya. O kadar da önemli değil. Ben de o arada bunları yaparım. Ceyda hadi! Geliyorum. Bunu çok merak ediyorum tadını. Bu aslında pirincin kağıt haline getirilmiş şeymiş. Ya Ceyda saçmalama yavru kuşu. Aşkım soğan doğrayacağım. Ben başka türlü yemin ediyorum doğrayamam ya. Ama bak çok küçük doğrayacaksın ha. Neden ben böyleyim? Şimdi mutfakta böyle bir şey kullanırsanız hiçbir zaman gözünüz yanmaz arkadaşlar. Yavrum bu çok incedir yavrum. Öyle bir şey yok işte. Kağıt dedik ya. Kağıt işte. Kız bu yenir bir şey olduğunu emin miyiz bunun? Çünkü plastik gibi duruyor. yeniyor. Ama benim izlediğim videolarda bunlar daha kalındı. Ben o zaman onu iki kat yapayım. Soğanı soymanın bir inceliği vardı ya. Neydi? Nasıl soyulacak bu soğan? Tam oturdu ha. İşin en gıcık çok sınavı. İnce, minik ama aşırı ince. Kabuk kabuk olacak Ceyda'cığım. Sen onu yaparken ben de sosislerimi ayarlayayım. Neyini ayarlayacaksın sosisin ya? Sosislerimi ince ince keseceğim. Nefes alınca burnum kapandı bak. Ay görüyor musunuz o hareketi? Tamam çok güzel Ceyda'cığım. İncecik dediğin bu mu? O da şokta, hayvan da şokta. Hay kabuk kabuk dedim, kabuk tarafından. O ne demek? Yani kabuk kabuk, kabuklarını çıkar. Tek tek kabuk kabuk çıkar onu böyle. Bunu mu? Aynen. Öyle şöyle görmüyorum. Mi demek istiyorsun? Evet evet, ince ince doğru. Ya sen bakmaya mı geldin ya? Heh, şimdi ağzına bir yudum su alsa, ağzına su dursa olmuyor, ben onu denedim. Asla gözü yaşarmaz. Bana yazmıştınız burada takipçilerimiz, işte asla gözüne yaşarmaz, ağzına su al dedi. Olmadı, bende işlemedi. Bunlar kızaracağı için şekli çok önemli değil arkadaşlar. Bu arada bunun yerine şey de kullanabilirsiniz, bizim aklımıza gelmedi. Neyi de kullanabilirsiniz? Şu anda da aklımıza gelmedi. Ne kullanacaklar şeyde? Arpacık. Ben söyledim onu. Şimdi küçük bir parça yapacağım, sonra devamlı yaparım. Bu çok farklı bir yemek. Yeterli. Şöyle alalım. Yağ koydun mu? Evet. Yağ ısıtmadan mı attın? Yandın, geçmiş olsun. Yağ ne damlattın? Yağ ısıtmadan atamazsın onun içine. Niye atamayayım ya? Aşkım yağ kızmadan hiçbir kızarma işlemi yapılmaz. Öyle değildi videoda. Hayır, yağ kızgındı o videoda da. Hayır. Peki. Yağ kızmadan bir kızartma işlemi yapılır mı? Allah aşkına şunu söyler misiniz? Bir tane bile kızdı bile ya, kızdı. Neye kızdı ya? Kızartma yapmıyorum. Öldürüyorum soğanları. Hayır, o videoda kızartma yapıyor. Hayır, böyle yapılıyor. Vietnamlı değilsin. Sen bir çemiş gezeklisin. Tabii ki de gözlerimi görüyorsunuz.
Vietnamlıyız. Siz nerelisiniz? Yani Vietnamlıyız. You nereli? Ağlarsın böyle, olmaz. Kötü espride. Ceyda, bu çok ince ya. Bunun bir tık büyüğünü iki kat yapayım mı bunu, ne dersin? Videoda bir tane yapıyor. Olayı bu. Kırılacak, yapma. Olay. Bence iki kat yapalım, pişer diye düşünüyorum. Neden yani? Çünkü daha önce de kekli tariflerde Amerikan şeyleri kullanmaya çalıştı, tarifleri. Türk şeyine entegre edemediğin için yaşadıklarımızı gördünüz yani. Neden şimdi böyle bir şey yapıyorsun? Tamam, eleşme bana o zaman. Tamam. Şunları bir doğrayayım. Bakın şöyle saçmalık derecesinde ince yapacaksınız. Soğan yaktı gözüm ama şu an. Ben ne dedim? Şu an ağlamam hiç umurumda değil, değil mi? Şunu bir ince kessene şurasını. Şunu bak, al, benim gözüm başlarsa burada hiçbir şey yapamayız. Ekranda yine kocaman bir parmak izi var. Gözükmüyor değil mi bir şey? Vallahi böyle. Lütfen parmak izinizi alalım deyip buraya bırakmışsın gibi yani. Bunlar da bunun içine yanacak. Ben bir tane daha istiyorum demedim ki. Öyle mi? Ceyda'cığım. Bak, öğren bunları diye sana bir küçük şey. İyi de Ceyda'cığım. Master class yaptım burada. Çok daha ince. Şu olmaz mı sabah? MasterChef izliyor musun? Bu da Şila'nın olsun. Şila! Şila'nın yeni tasmasını gösterir misin? Çok şirin. Çok güzel. Çok yakıştık benim kızıma. Al babacığım. Lan o kadar. Ne Rita? Yapacaksın? Yarısını sen mi yiyeceksin? Hayır, Rita'ya da vereceğim. Hepsini o yiyor. Rita gel. Heh. Oh! Rita bak. Yahu sen nasıl yakaladın onu? He, tamam bak, oluyor işte, yüzmeye başladı. Çok güzel kokuyor. Bu kadar kokuyor. Mı sosis? Çok o yavrum, çok. Daha ince kesilmesi lazımdı bu arada onların. Daha da ince. Evet, daha da ince. Sen ne yapıyorsun bu kadar ince ya? Ya Vietnam usulü yavrum ya. Şimdi biraz tabii bir pizza gibi görünüyor gözünüzde ama öyle değildir. Pizza bu bayağı efendim. Kimi kandırıyorsun ya sen? Daha ince olamaz artık. Biraz küçük olacağı için tek yumurta yapacağım ama siz bulduğunuz... Yumurtaları koyun. Bu normalde nasıl olur biliyor musun? Sana öğreteyim de anla. Anlayayım. Şimdi bu kızgın yağ atılır. O zaten 2 saniye içinde kızarır. Sonra onu toparlarsın. Sen şu anda böyle yağı çekmiş, kötü bir soğan yapıyorsun. Bana bir şey anlatıyorsun, hiç anlamıyorum. Çünkü dinlemiyorsun. Ay, çünkü gözlerinin güzelliği aklım başından alıyor. Look at this. Look at that. Kameralara oynamak diye ben bunu veririm işte. Çok güzel ama bak, maşallah. Ne yapacağım? Gözlerinden öperim. Maşallah. Gözlerinden öperim. Ana, bir dakika. Sevgiler, benim yüzüğüm nerede? Ne oluyor ya? Bu ne lan, simit mi oynuyorsun? Sete giderken çıkartıyorum orada kaynıyorsun. Karısını sevmiyor. Nerede? Küçükken en çok yaptığım şeylerden biriydi. Yapmamış. Yüzünü neden takmadın? Kameralarda yok, ben çok seviyorum, yok ben bilmem. Ya bununla mı alakalı? Sonra insanlar diyor ki Ceyda abla sen hiç sevgi göstermiyorsun. Arkadaşlar biz sevgimizi böyle gösteriyoruz. Böyle gösterme bana sevgini. Tek taş alayım o zaman, daha çok görünsün sevgim. Böyle bir şey mi var? Şimdi sete gittiğim ben zaman tek taş kullanmıyorum. Karakterim evli olmadığı için çıkartıyorlar bunu. Kaybolur diye korkumdan giderken masanın üzerine bırakıyorum. Ayrıca bu yüzük alındığı zaman ben takıp gerçekten kuyumcuda şöyle bir hareket yapmışım. Yani ben farkında değilim de şöyle aynaya gidip bakmışım. Evet. Bunlar da gülmüşler ama yani... Trip atacaktım ama gülmem geldi, dur. Baya aynada denedi yüzüğü şöyle. Ömür billah takacağız, bakacağız yani nasıl. Ben şöyle yaptım, ha iyi güzelmiş bunu alalım. Bu 40 saat denedi, baktı, döndü. Abi de böyle bakıyordu şaşkınlıkla. İlk defa bir erkeğin aynada yüzük baktığını gördüm dedi. Ceyda o kadar takacağım ne yani? Bakacağız tabii yani. Ya git başkasıyla dalga geç, gözünü seveyim ya. Sen nasıl yüzüğünü takmıyorsun ya? Ya şaka yaşamıyor şeyler yapma. Yo, biraz bozuldum açıkçası. Tamam bozuldu. Tamam bozuldu. Ben sana böyle mi yapıyorum? Barışmak için 40 tane şey söylüyorum aşkım, tamam diye. Yalana bak! Bir kere senin benimle barışman zaten 15 saniye sürüyor. Ben hatalı bile olsam küs olmaya dayanamadığım için hemen gelip sana cıvık şeyler yapıp barıştırıyorum. Yandı. Yanacak bunlar arkadaşlar, tamam mı? Bak bunlar böyle küçüldü. Kurutulmuş gibi olacak. Böyle. Tamam canım. Ya çeksin diye altına peçete konuyor. Çok güzel kokuyor yalnız ha. Çıtır soğan. Ay çok lezzetli. Bakalım lezzetli mi olacak mı? Çok lezzetli dedim yani. Umarım lezzetli olacak mı? Yiyecek miyiz sanırım? Bakalım. Çok satıyormuş ama bunlar. Ben de niye dalga geçiyorsun karıcığım ya? Ben... Acı sos getir kız, çap boy. Şeyden şu sriracha mıydı neydi, bir şey var. Ya sen kimsin ya, sriracha miracha? Öyle bir sos yok. Teres diye bir şey var. Bakayım o değil. Başka acı sos yok ki bu. Biber salçası lazım. Oho, daha bir sürü şey yapmadık. Beni muhabbete tutuyorsun. Gel bunları doğra. Her şeyi onu yap, bunu yap, şunu yap. Yetti be. Gel buraya. Çap. Sen değil, sen gelme. Köpek geliyor. Sen dur, bir kere yedin ya. Şunların yeşillerini halka halka. Aşkım bak ya, salça istiyorsun, acı sos istiyorsun. Şunları şey, ben yap. Bu, arkadaşlar lütfen bu yemeği ben yapıyorum bak. Vallahi bu çap da esin deyip duruyor ama biliyorsunuz ki her şeyi şimdi ben arkadaşlar, yapıyorum. Arkadaşlar bakın, tarif benim tarifim. Ya git, kimin tarifi? Vietnamlı mısın sen? Nereden senin tarifin ya? Ya ben bulmuşum, öğrenmişim. O yüzden de hanımın eli yatkın diye ona yaptırıyorum. Bulmuşum, öğrenmişim. Yandı. Geçmiş olsun. Tamam, olması gereken buydu zaten. Büyük yaşayayım da biraz dedim şey olsun. Atraksiyon olsun. Al acı. Ay, niye her şeyi
şeyi ben yapıyorum ama beynim karıştı ya. Bak o acı diye ağlama sonra. İşte ben yemeyeceğim demek ki kendine yapıyorsun. Ama karıcığım bunlar acı yiyor bunlar. Soğanlarımız pişti, tamam mı? Küçük bir kızarmışlık oldu yani. Böyle atın, çekin. Hemen attık çektik. Şimdi Ceyda'cığım soğanlarımızı alıyoruz. Ortaya bırakıyoruz. Oo, zor bir iş. İnşallah yapabilirsiniz arkadaşlar. Bırakıyoruz. Orada adamların salçası biraz da maya... Salça değil aşkım, salça. Salçası ketçap kıvamında bir salça. Sonra ben yumurta koyup onları dağıtacağım ya. Bu dağılmazsa eğer bunu bir yöntemden geçirmemiz gerekiyor. Domates püresi vereyim. Tamam, o zaman domates püresine karar verdik. Çünkü adamların salçası salça değil. Bir Hatay'dan salça getiremedikleri için, bir Antep'ten salça getiremedikleri için yavrum ne yapsınlar? Tabii. Kendilerince domates püresine salça demişler. Geçen sefer yanlışlıkla domates püresi almıştım, bir işe yaradı. Bir yemek kaşığı domates püresi. Bir yumurta kırıyoruz üzerine Ceyda Kasabalı. Yapıştır. Kamu bak gö- bütün yemeği ben yapayım, farkında mısın? Ceyda, tamam ben yumurtayı mi kırayım? Yumurtayı da sen kır. Aşkım. Kırsa mı yumurtayı? Allah'ını seviyorsan. Seyircilerin önünde kavgam edelim şimdi. Hadi lütfen ya. Hadi lütfen. Yumurta. Ceyda pişti. Yumurtanı kırar mısın? Aman be, öf. İstiyor ki berbat olsun yemeğimiz ya. O zaman neden sen yapıyorsun? Neden çap çap usta yapıyor? Leyli gülü mutfağı yapsın o zaman. İyi izle. Ya bunu yani, bunu yapamayacaksan neden? Abi ne yapıyorsun? Ya. Burası sen gerçekten problemlisin ya. Dur ki dur. Canlar üzerinde çıldırıyor yani. Arkadaşlar şu, şu şekilde yayın. Yavaş yavaş pişecek. Ağır ağır. Kaç derecede? Bir. Bir mi? Dörtte. Yani dört olur size yani. Kısık yani ateşte. Siz kendiniz karar verin ocağınıza göre. Bu elektrikler bir değişik. Bunu yayamıyorum Ceyda'cığım. Yardımcı olur musun? Yayıldı ya işte. Hiç tuzumuz bir şey koymuyor musunuz? Koyacağız. Ne zaman? Ben böyle tercih ettiğimde. Biraz koysana tuz. Ya bu Vietnamlılar tuz karabiber bilmiyor. Sağlıklı. Biz de çok az koyalım. Yeter. Ne istiyorsun? Karabiberimiz yok. Nasıl yok? Ceyda karabiber tane sizin. Tane var. Tamam koy. Kaç tane koyayım? Koy yavrum hadi. 1, 2, 3, 5, 10. Tamam. Fakat çok güzel oldu. Çok. Bu var ya kahvaltıda yenir. Bu kahvaltılık değil. Neden? Değil. Sokak yemeği bu. Akşamları yeniyor. Gündüz sokak yemeği yemiyor musunuz yani? Olmuyor mu? Biraz daha mı açsak? Bu yumurta pişmiyor. Abi bu sosisleri bunun üstüne koyarsan orada olmaz, onlar çok büyükmüş. Dedim ince ince yapılacak dedim. Aşkım ince ince falan. Daha ince yapılacak dedim. Bu söylendi. Bunu bilgisi size geçildi. Şu sosis oraya konur mu Allah'ınızın aşkına? İncelikle alakası yok. Bunlar büyük. Arkadaşlar şimdi içine sosis koyacak. Güzel olacak. Ben inanırım. Kim bu? Yorumlara yazın. Buradan tekrar bu videomuza sponsor olduğu için Migros'a hemen teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Böyle sponsorla böyle destek olduğu zaman ben de mutlu oluyorum. Böylece canlar daha çok videoya erişebiliyor. Evet. Canlar bir teşekkür yok mu? Migros hemen'e. Şuraya bir aşağı. Hemen. Gösterelim gücümüzü canlar. Hemen teşekkür ediyoruz. Bunlar oldu bence bu. Okeydir. Okeydir. Şaf. Yumurta az geldi ama neyse. Her yere eşit yay bakayım yumurtayı. Ben de lavaş kırığı alayım. Neden bunu seçtim bilmiyorum. Yani siz istiyorsanız kaşar kullanın, istiyorsanız başka bir şey kullanın. Ama adamlar bunu kullanmışlar. Ben de o yüzden yani orijinal tarife sadık kalmak istedim sadece, biliyor musun? Genelde kalmaz ama bugün kalmadı. Aşağı yazar bir Vietnamlı. Yalnız Vietnamlı o öyle yenmiyor diye. Kesin ya. Klasik klasik her şey ne yapsam. Yalnız kardeşim biz onu öyle yemiyoruz. Antep'te öyle yapılmıyor falan yazıyorsunuz. Ben böyle tercih ediyordum ama bu sefer Vietnamlı gibi tercih etmeye karar verdim. Fırat yere mi atıyorsun? Düştü. Deniz Kemal gibi bize geliyor, her şeyi yere atıyor. Aa, nereden öğrenmişse. Evet şimdi. Bakın attım, bir adet çatal alıyorum. Bunun içine böyle yayamıyorum. Adam çok güzel yayıyordu, ben bakacağım yayamıyorum. Bakacağım Allah aşkına, merak etme. Adam da yayamıyor aşkım. Oha, adam onu nasıl yaymış aşkım? Yumurtanın azlığının farkındasın değil mi şu an? Yo bence iyi. Ama adam bir tane koymuş. Ya adamın tavası küçük, belki kağıdı küçük. Ne biliyorsun Ceyda? Çok mu gördün bu malzemeyi, tanıyorsun? Tabii pirinç yok kızım. Standartlarını çok mu biliyorsun, dünya standartlarını bu malzemenin yavrum? Bir yumurta daha yapılmaz mı üstüne? Yapılır mı? Ben ne bileyim kız? Pişmiş yumurtanın üzerine pişmiş yumurta. Olur mu sence ne Yunus? Olmaz. Bir yumurta daha koymaya karar verdik. Zaten pişmiş ve sıcak olduğu için yumurta zaten sıcak bir şeyin içine girince pişiyor. Mantıklı düşündüğüm zaman olur. Şimdi var ya bunun tadı efsane olacak. Neden? Çünkü... soğan. Pişmiş soğan. Bakalım pirinç kağıdının lezzeti nasıl olacak? Kapağını kapatsak daha hızlı yapar mı? Bir sakin ol. Koy bakayım. Evet, üzerine ekleyebilirsiniz. İsterseniz 3 yumurta. Ekleniyormuş. Pişer. Şimdi sosislerimizi ekliyorum. Düzgün ekle. Düzgün ekliyorum. İlginç bir şey bu. Tamam, o kadar yeterli. Hayır, dur. Hayır, lavaş kirini çok mu az oldu? Neyse. İstiyorsan atayım biraz daha. Bir tık daha atabiliriz lavaş kiri. Ama şimdi dağıtırken bozarsın. Yok, atacağım. Onlar küçük insanlar biliyorsun. Yer kaplamıyorlar. Evde de mutfakları da küçük oluyor. O yüzden her şeyleri küçük onların. Ben izledim tariften, onu anladım. Uzak doğuda her şey küçüktür. Aç. Çam at. Ya Fırat, hiçbir şey yapamıyorsun ya. Aşkım benim canım, yaparız. Şimdi onu böyle parça parça atacağım. Anladın mı? Kendi kendine yayılacak.
Zaten bu erimiş peynir bu ya. Bunu da hallettik. Şimdi soğanlarımızı atıyoruz. Şöyle dağıtıyoruz. Çok kötü görünüyor. Çok güzel. Attık soğanlarımızı. Üzerine bolca mayonez. Mayonez sevmeyenler atmayabilirler. Yemesin onlar bu yemeği. Arkadaşlar mayonez sevmeyen de yoktur. Biraz ayıp eder. Açtım ben onu. Bak şu teknikle atıyordu adam. Böyle atmıyordu da neyse. Böyle yaptık. Acı sos koyulması gerekiyor bu yemeğe. Barbekü koyalım. Barbekü ne işi var Vietnam'da? Şimdi buradaki en önemli tekniğe geldik. Her şey var Vietnam'da. İşte Fırat'ın asıl yapamayacağı yere geldik. Adam bunları kullanmıştı. Ben de bunları kullanacağım. Çok mantıklı bununla çevirmek. O çünkü ince küçük bir şey. Şöyle yapıp. Yapıyoruz. Ve. Korkuyorum. Ben de. Aha yakaladım. Oo bakar mısınız konuya? Oh shit, man. Look at this. Yavaş 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 yavaş. Arkadaşlar şimdi bunu bekleyeceğiz. Bu şekilde pişecek. Bakar mısınız? Lavaş kiriler eridi. Bak. Soğanlar. Bambaşka bir yemek şekli. Bambaşka bir şey. Dünya mutfağı. Zaten her şey dünya mutfağı. Marslıların yemeği mi var ya? Bu dünya mutfağını da hiç anlamıyor. Siz ne tür bir restoran işletiyorsunuz? Dünya mutfağı. Ya bir sürü yemek var diyor yani dünyada. Neyin anlamıyorsun aşkım ya? Ha öyleyse tamam. Peki bunu nasıl yenilecek? Böyle elde mi? Bunu böyle dürülmüş şekilde diye yiyeceksin. Çok güzel olacak. İnşallah. Bak gel gel. Kıtır. Bak gel gel. Sosisler öyle devasa pişmiyorlar bu arada. Az pişmiş sosis olacak. Heh. Ya öyle pişiyorlardır da şöyle kenarda sosisleri çevirip içine atabilirdin. Atmam. Çünkü Vietnamlılar böyle tercih ediyorlar. Ben de öyle tercih ediyorum. Rita Sheila da öyle tercih ediyor. Hep çiğ yerler yani. Değil mi kızım? Ben bu arada yumurta giren yemekleri farkında mısınız? Çok iyi yapıyorum. Mesela puf puf yumurta olsun. Efendim, bir şey söyleyebilir miyim? Efendim canım. Otur ve elini vicdanına koy. Oturma ayakta da koyabilirsin. Bu yemeği sen mi yaptın, ben mi yaptım? Şimdi mutfakta bir şef düşünelim. Yanında da aşçılar var. Tarifi şef vermiş, aşçılar da yapıyorlar. Malzemeyi getiriyorlar, doğuruyorlar. Kim yaptı yemeği? Beraber yaptı. Bilinç, birliktelik. Anladın mı? Ama sen öyle değilsin. Yorumu izleyicilerimize bırakıyorum. Daha da bir yorumum yok. Look at this. Oh man! Ne diyorsun Ceyda? Çok iyi. Bak, sese bak. Koku nasıl? Koku mükemmel. Kokuyu gönderemiyoruz size ama güzel koku. Koku mükemmel. Geçiyor. Vallahi çap çap beys bunu da becerdi be. Vallahi billahi. Look at this. Bak 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 bak. Hop! Lahmacuna. Güzel oldu, güzel oldu. Ne gülüyorsun aşkım? Komiksin aşkım. Tabii. Kadınlar güldüren erkekleri seviyorlar. Ya bir şeyden ne malanma ya. Bir de iyi yemek yapıyorsunuz. Yemek yapmıyorsun aşkım sen. Arada yapıyorum YouTube'da. 100 yılda bir. Bir önceki köpüşlü videomuzu beğendiniz mi? Çok tatlıydı. Köpükçüler. Zaten beğenmişsiniz ki 1,5 milyon izlenmiş. Teşekkür ederiz. Böyle bir şey mi koyayım yoksa düz bir tabağa mı koyayım? Bence düz beyaz bir tabağa koyalım. Sunumumuzu beyaz tabakta yapalım. Bunun yanına ne iyi gider? Ayran. Çünkü lahmacun. Ne? Evet, Vietnam ayranı. Bence çay gider. Vietnam ayranı. Kertenkele sütünden. Çok güzel olur. Ya of! Pişti pişti al artık. Acım çok iyi oluyor ya. Altına bak bakayım. Pişmiş mi? Evet. Bunları al topla. Al topla sunum tabağımı hazırla. Hadi bakayım. Çap çap. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz ki yanına bir şeyler süslemek isterdim ama şöyle süsleyeyim. Hayır ya sosiste süsleme. Çek şunu. Ya Fırat ben bozdum ya aman. Sosiste süslüyor. Peki bunu elde böyle yiyeceğiz değil mi? Tabii. Bunu sokakta elde satarlar. Yanında böyle mendilini verirler. Vietnamlı kadınlar mendili sarıp yerlermiş. Zamanında. Ceyda'cığım bir dakika adam gösterdi. Adam gösterdi. Patlar. Dur. Şöyle tut. Götür. Sese bak. Nasıl? Böyle bir şey yok. Ben dedim işte yaptım. Allah belamı versin vermem. Çok ayıp ediyorsun. Çok güzel. Hemen abi. Bana verir misin? Aşkım bir şey söyleyeceğim. Vietnam'da gerçekten en çok tüketilen yemeklerden birisi buymuş. Vietnam'ın nüfusu kaç? Vietnam'ın? Bilmiyorum. Tamam ver de ben de bakayım tadına. Adam da baksın. Çok mu iyi gerçekten? Abi ne olur bir tane daha yapalım. Nasıl yapayım ben şu an bir tane hemen. Daha ya? Video dışı yemek yapmayı ben etik bulmuyorum. Bir dakika dur. Çok güzel. Allah aşkına gidin alın ve yapın şunu. Bakın diyeceksiniz ki iyi ki yapmışız böyle bir lezzet yok. O soğan. Ama. O böyle şeyim çıtırlığı. Bak abartmam. Bir şey diyeceğim o kadar az soğan koyduk bu kadar tadını nasıl verdin ona? Muhteşem olmuş. Bak buna bakmalısın. Çok iyi çok çok iyi. Ben rejim ama çok sıcak. Rejimdeyim falan dinlemem şu mısır. Sosis nasıl güzel olmuş? Çok iyi. Ben şöyle yaptım. Bak soğanların tadını dek alıyorsun. Ve yağ koymadın mı sen bunun altına içine? Ha hiç yağ koymadım. Hiç yağ yok içinde. Hiç yağ yok bu dikkat ettiyseniz. Çok mu koydum ya? Biraz daha koyayım.
Ortak yiyelim Ceyda. Yarı yarıya. Sosisli bölümü var. Ne olur isteyim sosisli bölümden sırayım. Çok iyi Ceyda. Bunu yaparız artık. Tamam. Ben videodan sonra devam ediyorum yapmaya. Böyle bir şey yok. Uygun ben bunu yiyorum. Hayır. Videodan sonra sen devam edeceksin. Videosunu da alayım. Sen daha fazla aldın. Migros'a çok teşekkür ediyoruz. Migros Hemen'e bizimle bu videoda çalıştığı için çok güzel bir tarif yaptık. Umarım siz de yaparsınız. Yaparsanız fotoğraflarını atın bekliyoruz. Kesin yapın abi. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok lezzetli. Hoşçakalın. Biraz ısırayım Ceyda. Ceyda lütfen. Veremem. Olsun. Bu sefer veremem. Allah'ını seviyorsun. Ayıp ediyorsun. Tut. Ha, bitti. Kapat. Çok beğendim. Aşırı beğendim yani. Bundan yapacaksın tamam, sürekli. Tamam. Ne söylüyorum? Tamam, bayıldım. Anladım. Çok iyi. Bence de çok iyi ya.